Merhaba. Belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. Avrupa'da savaşın ayak sesleri duyulurken İttihat ve Terakki hükümeti İngiltere ve Fransa'yla hatta Rusya'yla ittifak yapmak için çok uğraşmış. İngiltere ve Fransa'ya geniş iktisadi imtiyazlar da vermişti. Fakat ittifak konusunda red cevabı almıştı. Şubat 1914'te Sadrazam Said Halim Paşa'yla Rusya'nın İstanbul Maslahat Güzarı Konstantin Gulkeviç tarafından imzalanan Ermeni Reformu Anlaşması, Sivas'a kadar olan Osmanlı topraklarını Rus nüfuzuna açık hale getiriyordu. Bu sırada Avrupa'daki silahlanma yarışı Osmanlı'nın komşularını da harekete geçirmişti. Rusya Karadeniz'deki, Yunanistan Ege Denizi'ndeki savaş gemilerinin sayısını artırmak için büyük bir çaba içindeydiler. Tarihçi David Fromkin, Barış'a Son Veren Barış adlı kitabında 1913 ve 1914 yıllarında Osmanlı'ya yönelen bu tehlikeleri anlatarak şöyle yazar. İttihat ve Terakki liderleri yakılan kamp ateşinin ötesinde karanlıktaki hayvanların saldırı hazırlıklarını hissedebiliyorlardı. Müttefik arayan Osmanlı için Almanya'dan başka seçenek yok gibiydi. Ne var ki Almanlar zayıf buldukları Osmanlı ile ittifak konusunda pek de hevesli değillerdi. Temmuz 1914'te Sadrazam Said Halim Paşa, Almanya'nın İstanbul'daki büyükelçisi Baron von Wangenheim'le görüştü. Osmanlı Devleti'nin diplomatik yalnızlıktan kurtulmayı çok istediğini söyledi, ittifak önerdi. Harbiye Nazırı yani Savaş İşleri Bakanı Enver ve İçişleri Bakanı Talat da Almanya ve Avusturya ile ittifak yapılmasını istiyorlardı. Meclis Başkanı Halil Bey de bu ekibe dahildi. Fakat Alman Dışişleri Bakanlığı savaşta Osmanlı'nın ilave bir güç değil, Almanya üzerinde yük olacağına dair bir rapor vermişti. Raporun özeti şöyleydi. Türkiye kötü askeri durumu dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bir yük sayılmalıdır. Türkiye Rusya'ya karşı saldırgan bir iş göremez. Osmanlı dendiğinde herkesin hatırına Balkan Harbi'nde silahını bırakıp kaçan ordu geliyordu. Büyükelçi Wangenheim'in Berlin'e gönderdiği uzun raporunda özeti şöyleydi. Türkiye'nin bugün ittifaka değer bir halde olmadığı şüphesizdir. Müttefiklerine hiçbir fayda temin edemeyeceği gibi onlara yük olur. Halbuki Balkan Harbi'nde utanç verici bir hezimete uğrayan orduyu Enver Paşa 2 yılda gençleştirmiş, yeni bir ruh vermişti. İsmet İnönü hatıralarında şöyle anlatır. Enver Paşa Balkan Harbi'ni yapan orduyu tümüyle değiştirmiş ve yeni bir ordu kurmuştur. Muharebede bulunan kumandanların hemen hepsini emekliye ayırmış ve orduda yeni albaylardan kol ordu kumandanı, yarbaylardan tümen kumandanı ve yeni generallerden ordu kumandanı tayin edilmiştir. Yeni ordunun kurulmasında ve bu ordunun ümitsizlikten kurtulup yeni bir çalışma şevkine sahip olmasında Enver Paşa'nın kuvvetli disiplini amil olmuştur. Ordu böyle kuruldu ve ordunun yetiştirdiği kadro, bu ordunun yetiştirdiği kumandanlar, milli mücadelenin bel kemiği olan insanlardır.
İnönü askeri reformda Enver Paşa'nın en yakın arkadaşlarını bile emekliye sevk ederek orduyu siyasetten arındırdığını da belirtir. Askeri tarihçi Edward Erickson, Türk subayları İstanbul'daki Harp Akademisi'nde iyi bir kurmay eğitimi alıyorlardı diye yazar. Fakat ordunun silah ve mühimmatı yetersizdi. Bunu sağlayacak ekonomik güç de yoktu. Onun için bütün Osmanlı hükümetleri gibi iddiaçılar da güçlü devletlerden biriyle ittifak yapmaya çalışıyorlardı. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın olumsuz tavrı karşısında Osmanlı için Almanya ile ittifak yapmaktan başka seçenek gözükmüyordu. Üstelik İngiltere, Osmanlı'nın parasını ödeyip satın aldığı dreadnoughtlara el koymuştu. Erzurum'daki 3. Ordu Kumandanlığı, Rusların Ermeni komitalarını isyana tahrik ettiğini Başkumandan Enver Paşa'ya bildirmişti. Osmanlı'yı alarma geçiren diğer bir gelişme de Fransa Cumhurbaşkanı Poincaré'nin yanına Başbakan Viviani'yi de alarak Rusya'nın başkenti Petersburg'a gidip Rus Çarı Nikolay'la görüşmesi oldu. Avrupa'da 1. Dünya Savaşı'nın başladığı hafta yaşanan olayların akışı şöyleydi. 23 Temmuz'da Alman İmparatoru Wilhelm, Büyükelçi Wangenheim'e gönderdiği telgrafta Osmanlıların Fransız-Rus ittifakına itilmemesini, ittifak görüşmelerinin yapılmasını istedi. Aynı gün Meşrutiyet'in yıl dönümü vesilesiyle yapılan törende Wangenheim, Sadrazam Said Halim Paşa'ya resmen ittifak için görüşme önerdi. 25 Temmuz'da Sadrazam Said Halim Paşa, Sultan Reşat'tan Almanya ile ittifak müzakereleri yapmak için ruhsatname yani yetki belgesi aldı. Padişahın verdiği yetki belgesi, Rusya Devleti'nin muhtemel saldırısına karşı Almanya ile savunma ittifakı yapmakla sınırlıydı. 27 Temmuz'da Said Halim Paşa, Wangenheim'i makamına çağırarak ittifak müzakerelerine başlanmasını teklif etti. 28 Temmuz'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu Rusya'nın müttefiki Sırbistan'a savaş ilan etti. Bir ay önce 28 Haziran'da Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip Saraybosna'da Avusturya veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'ı öldürmüştü. Bir aydır tırmanan kriz 28 Temmuz'da savaşla sonuçlandı. Dünya Savaşı başladı. Aynı gün Alman Başbakanı Bethmann Hollweg, Büyükelçi Wangenheim'e gönderdiği telgrafta Osmanlı ile ittifak yapılmasını kuvvetle desteklediğini bildirdi. 5 maddelik bir de taslak gönderdi. Buna göre Almanya'nın Rusya ile savaşa girmesi halinde Osmanlı da Rusya'ya savaş açacaktı. Alman Başbakanı Osmanlı-Alman ittifakının Avusturya ile Sırbistan arasındaki kriz süresiyle sınırlı olacağını söylüyordu. Kriz sona erince Osmanlı yine Rusya karşısında yalnız kalacaktı. Almanya'nın Osmanlı'yı bu kriz için kullanmak istediği belliydi. Sadrazam bu maddeyi derhal reddetti. İttifakın uzun süreli olmasını istedi. Müzakereler başladı. 30 Temmuz'da önce Rusya ardından Almanya seferberlik ilan etti. İngiltere savaş çıkarsa Fransa'nın yanında yer alacağını açıkladı. 1 Temmuz'da Alman Büyükelçisi Wangenheim, Berlin'e gönderdiği gizli mesajda şunları yazdı. Şu anda Türklerle bir anlaşmaya varamazsak onları düşmanlarımızın safına itmiş oluruz. Türklerle 1918 yılına kadar geçerli olacak bir anlaşma yapabiliriz. Said Halim Paşa'nın süre konusundaki itirazı da kabul edilmişti. 1 Ağustos'ta Almanya öğleden sonra saat 17'ye doğru Rusya'ya harp ilan etti. Aynı gün İmparator Wilhelm'in emriyle Şansölye Hollweg İstanbul'daki Büyükelçi Wangenheim'a Osmanlı ile ittifak anlaşmasını imzalaması için yetki verdi. Fakat Berlin'in ittifak anlaşması için iki şartı vardı. 1. Liman von Sanders Paşa Osmanlı ordusunun savaşabilecek durumda olduğunu beyan ederse
2. Osmanlı hükümeti Rusya'ya karşı derhal önemli askeri operasyonlar yapmayı kabul ederse. Wangenheim derhal Enver Paşa'yı ve Liman von Sanders'i Tarabya'daki Büyükelçilik rezidansına davet etti. Enver ve Sanders bu iki konuda güvence verdiler. Enver Paşa derhal Rusya'ya karşı savaşa girme sözü vermekten sakındı. Sadece Osmanlı ordusunun Kafkasya'da savunma pozisyonu alacağını söyledi. Bu, Rusya'nın bir kısım kuvvetlerini Kafkasya'da tutmasını gerektirecekti. Uzlaşma sağlanmıştı. 2 Ağustos'ta Almanya'nın Rusya'ya harp ilanından 16-17 saat sonra İstanbul'da Sayit Halim Paşa'nın Yeniköy'deki yalısında öğle saatlerine doğru Sadrazam Sayit Halim Paşa ve Büyükelçi Wangenheim Türk-Alman ittifakını imzaladılar. 8 maddelik anlaşmanın özeti şuydu. 1. Avusturya ve Sırbistan arasındaki krizde Osmanlı ve Almanya tarafsız kalacaktır. 2. Rusya ile Almanya arasında savaş çıkarsa bu durum Osmanlı'nın da harbe girmesine sebep teşkil edecektir. 3. Savaş çıkarsa Alman askeri reform heyeti Türkiye'nin emrinde kalacak fakat ordunun sevk ve idaresinde söz sahibi olacaktır. 4. Rus tehdit ve saldırılarına karşı Almanya Osmanlı topraklarını lüzumunda silahla savunacaktır. 5. Anlaşma, Sultan ve İmparator tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 1918 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Anlaşmanın 6, 7 ve 8. maddeleri usule ve gizli tutulmasına ilişkindi. Aynı nitelikte bir anlaşma, Almanya'nın müttefiki Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun büyükelçisi Pallavicini ile de imzalandı. Böylece açıklanmasa da Almanya, Avusturya, Osmanlı bloğu oluşmuştu. Osmanlı Devleti sadece iktisadi açıdan değil, daha çok askeri açıdan bu blokların dışında kendi başına bağımsızlığını sürdüremezdi. Zaten onun için İttihat Terakki yönetimi sürekli olarak bir ittifak arayışı içinde oldu. Hatta önce İngiltere ile ittifak kurmaya çalıştılar. Fakat Balkan savaşlarındaki yenilgi, ağır yenilgi, Avrupa devletlerini Osmanlı ile bir ittifaktan kaçınmasına yol açtı. Osmanlı Devleti'nin bir savaşta, dünya savaşı çıkarsa bir yük olacağı düşünülüyordu. Ve sonunda da İngiltere, Fransa ve özellikle Rusya Osmanlı ile aynı tarafta olmak istemediler. Bunun üzerine zaman içerisinde Osmanlılar daha fazla öbür bloka kaymış oldu. Ve bu blokların dışında mümkün değildi Osmanlıların savaşta bağımsızlıklarını korumaları yahut toprak bütünlüklerini korumaları. Almanya ile ittifak imzalarken Yalı'da Sadrazam ve Büyükelçiden başka Enver Paşa, Talat Paşa ve Meclis Reisi Halil Bey vardı. İmza aşamasında Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey ve Şeyhülislam Hayri Efendi haberdar edildiler. Kabinenin diğer üyelerinin haberi yoktu. Berlin Büyükelçisi Mahmut Muhtar Paşa'ya dahi bilgi verilmemişti. İmza yetkisi veren padişaha bile imzalanan ittifak anlaşması hakkında günlerce sonra bilgi verildi. Almanya ile ittifak yapılmasındaki esas etken Osmanlı'nın İngiltere ve Fransa tarafından reddedilmesi ve Rusya karşısında yalnız kalma korkusuydu. Özellikle İngiltere'nin olumsuz davranışları bu kararda çok etkili olmuştu. Almanlarla imzalanan ittifak anlaşmasının Osmanlı açısından eksikleri, yanlışları da vardı. Cemal Paşa ve özellikle Maliye Nazırı Cavit Bey sonraki günlerde eleştirilerini anlattılar. Almanya ile Osmanlı ülkesi arasında Bulgaristan ve Romanya devletleri bulunduğuna göre Almanya Türkiye'ye nasıl yardım gönderecekti? Gerektiğinde nasıl silahla savunacaktı? Kapitülasyonlar neden söz konusu edilmemişti? 4 Ağustos akşamı Enver, Talat ve Cemal Paşalarla Cavit Bey, Sadrazam'la yine Yeniköy'deki yalısında toplandılar. Bu eksikleri tespit ettiler. Peki ama niye böyle hayati bir konuda eksiklerle dolu bir anlaşma yapmışlardı? Şimdi bütün söylenen o.
Yani ben helal şunu söylüyorum. Bu iddiatçıların her şeyi belki iyi hoş, orduyu ıslah ediyor, eğitimi geliştiriyor. Mutlaka vatanperverlikleri son derecede üst düzeyde, çok teşkilatçılar. Yani Türkiye'nin Milli Emniyet Teşkilatı yoktu. Teşkilatı mahsusa parti teşkilatıdır aslında ve partililerdir. Bütün bunlar çok iyi fakat bu adamlar diplomasi bilmiyorlar, diplomasi sanatını anlamıyorlar. Biz onu yaparız zannediyorlar. Bütün bilgisizler ve yarım bilginler diplomasiyi çok iyi bilirler biliyorsun. Beceriksizlikten çok, her şeyin çok aceleye gelmesinden ve kimsenin aslında olayı bir bütün olarak görme imkanına sahip olmamasından kaynaklanan bir durum. Yani panik durumunda alelacele metne alınmış bir anlaşma aslında. Yani ne dediği de belli değildir. Anlaşma imzalandı diye bir şey olmuş değil yani aslında. Anlaşmayı imzalardı. Ondan sonra da diyebilirdi ki işte biz Rusya saldırırsa diye imzaladık bu anlaşmayı. Nitekim öyle yazıyor. Ama siz saldırdınız deyip pekala kenara. Yani o kadar çok yolu vardı ki. Osmanlı'ya yalnız kalma korkusu hakimdi. Almanya ile bir defa imzalar atıldıktan sonra düzeltmeler yapılabileceği düşünülmüştü. Sadrazam Sait Halim Paşa bu konuyu Wangenheim'la görüşerek halledeceğini söyledi. Bu sırada Almanlar Türkiye'nin hemen Rusya'ya harp ilan etmesi için baskı yapmaya başladılar. Çok geçmeden ünlü Göben ve Breslau gemileri gündeme geldi. Aslında Türkiye'nin satın aldığı iki dreadnought'a İngiltere'nin el koyması üzerine Enver Paşa, Wangenheim'la gizlice görüşerek Akdeniz'deki savaş gemileri Göben ve Breslau'nun Osmanlı donanmasına katılması ricasında bulunmuştu. 3 Ağustos'ta İmparator Wilhelm bunu onayladı. Osmanlı'nın iki dreadnought'una İngiltere el koyunca Karadeniz'de Rus filosu egemen hale gelmişti. Yunanistan'da Amerika'dan Ohio ve Mississippi adlı iki zırhlı gemi satın almıştı. Göben ve Breslau'ya gelince Alman donanmasına ait iki gemiden Göben 19 bin ton, Breslau ise 5 bin tondu. Breslau bir refakat gemisiydi. Asıl muharebe gücü olan Göben'di. 3 Ağustos'ta Fransa, 4 Ağustos'ta da İngiltere Almanya'ya harp ilan etti. Akdeniz'de İngiliz donanması Göben ve Breslau'nun peşindeydi. Enver Paşa Göben ve Breslau'yu kendisi istediği halde Alman Büyükelçisi'ne Almanya Bulgaristan'la ittifak yapılmasını sağlayamazsa iki geminin Çanakkale Boğazı'ndan içeri girmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Bu sırada Sadrazam Sait Halim Paşa da İngiliz ve Fransız büyükelçileriyle görüşmeler yapıyordu. Büyükelçiler Osmanlı ordusundaki Alman subayların gönderilmesini istiyorlardı. Sadrazam da bunu Almanlara anlatarak pazarlık gücü kazanmaya çalışıyordu. Osmanlı'nın saf değiştirebilme ihtimali Berlin'i korkutmuştu. Sadrazamın amacı Berlin'i bununla korkutarak 2 Ağustos'ta yapılan ittifak sözleşmesine Türkiye lehine yeni şartlar eklenmesini sağlamaktı. Sadrazamın taktikleri işe yaradı. 6 Ağustos gece yarısı Sadrazam Sait Halim Paşa Wangenheim'a Osmanlı hükümetinin oy birliğiyle aldığı bir kararı bildirdi. İngiliz filosundan kaçarak Çanakkale Boğazı'nın dışında bekleyen iki Alman gemisinin boğazlara girmesine belirli koşullarla izin verileceğini söyledi. İttifak anlaşmasına ek niteliğindeki bu şartlar özetle şöyleydi. Almanya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecek, bu konuda Osmanlı'ya yardım edecektir. Almanya, Osmanlı'nın Bulgaristan ve Romanya ile ittifak çabasını destekleyecek, kazanılacak arazinin paylaşımında Osmanlı'nın hakkını gözetecektir. Almanya, savaşta işgal edilmesi muhtemel Osmanlı toprakları tamamen kurtarılmadan barış imzalamayacaktır. Almanya, Yunanistan'ın savaşa girmesi ve yenilmesi halinde Ege Adaları'nın Türkiye'ye verilmesini kabul edecektir.
Almanya Osmanlı'nın doğu sınırında Rusya Müslümanlarıyla bağlantı kuracak şekilde bir düzeltme yapılmasını kabul edecektir. Almanya Osmanlı'ya harp tazminatı ödenmesini sağlayacaktır. Wangenheim savaşta Almanya galip çıkarsa kaydını ekleyerek bu şartları kabul etti, imzaladı. Osmanlı'nın yeni taleplerinde ekonomik hedefler öncelikliydi. Kapitülasyonların kaldırılması, tazminat, harp ganimetinden adil pay gibi. İttifak anlaşması gibi bu yeni anlaşmada gizli tutuldu. ...8 Ağustos'ta Alman deniz ateşesi binbaşı Karl Humann, Çanakkale Boğazı dışında bekleyen Göben ve Brezdağ gemilerinde kömürün tükenmek üzere olduğunu bildirerek İstanbul'dan kömür gönderilmesini istedi. Sadrazam ve Enver Paşa bunu kabul etti. Gemilere kömür gönderildi. 9 Ağustos'ta Enver Paşa, Göben ve Brezdağ gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçmesine izin verdiğini Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa'ya bildirdi. 10 Ağustos'ta Enver Paşa, Sadrazam Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda bir oğlumuz oldu diyerek Göben ve Brezdağ'ın Marmara'ya girdiğini haber verdi. Osmanlı Savaşı'nın başında tarafsızlığını ilan etmişti. Şimdi bu gemilerin kara sularına girmesine izin vermiş olmasını İtilaf Devletleri Osmanlı'nın Almanya yanında savaşa girmesi olarak algılayabilirdi. Hükümet bu vartayı nasıl atlatacaktı? Ertesi gün 11 Ağustos'ta Osmanlı'nın savaşa girmesine karşı olan Sadrazam Sait Halim Paşa, devletin Göben ve Brezdağ gemilerini satın aldığını açıkladı. Gemilerin Karadeniz'e çıkmasına izin verilmeyeceğini de belirtti. Amaç Rusya'yı teskin etmekti. Enver Paşa da bu aşamada harbe girmeye karşıydı. Göben ve Brezlau'yu satın alma fikri Maliye Nazırı Cavit Bey'in buluşuydu. Hükümet de herkesi rahatlatmıştı. Göben'in kaptanı Amiral Suşon'a padişah iradesiyle paşa ve Osmanlı donanması birinci kumandanı unvanı verildi. Suşon ve gemilerin Alman mürettebatı, Osmanlı üniforması ve başlarına fes giydiler. Gemilere Yavuz Sultan Selim ve Midilli adları verildi, Türk bayrağı çekildi. Gemiler yüzünden hemen savaşa sürüklenme tehlikesi bu satın alma formülüyle atlatılmıştı. Tarihçi Feroz Ahmat, İngiltere'nin kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmeyerek ve Osmanlı'yı sürekli reddederek onu Almanya ile ittifaka, Göben ve Brezdağ gemilerini kabule ettiğini anlatır. Eğer mesela İngiltere ittihatçıların istediği gibi kapitülasyonların kaldırılması yönünde karar alsaydı, Osmanlı İmparatorluğu'yla eşit bir anlaşma yapılabilirdi. Anlaşmanın bir ucu hukuki ve ekonomik reformlara bağlanabilirdi. İngilizler bunu yapmadılar. Osmanlı'ya itici davrandılar. Osmanlılar da Almanya ile ittifak yapmak ve Göben ve Brezlau gemilerini almak zorunda kaldı. Yani tarihçi olarak geri baktığımızda hep aynı hatalar yapılmış. Ama bunun değeri daha sonradan anlaşılıyor. İngiltere'nin Sultan Osman ve Reşadiye gemilerine el koymasının öfkesini yaşayan Osmanlı kamuoyu ve basını Göben ve Brezlau'yu büyük sevinçle karşıladı. Osmanlı Göben ve Brezlau gemilerini kabul etmeyebilir miydi? İlle de kabul etmek gibi bir şey yok. Şimdi kabul edildiği için niye kabul edildi diyoruz. Halbuki o anki koşullarda kabul de edilmeyebilirdi. Ama o zaman da Osmanlı'nın Rus korkusu tekrar gerçekleşebilirdi. Çünkü sonuçta unutmamamız lazım ki bu gemiler meselesinde bildiğiniz gibi bir İngiltere'nin vermediği, Osmanlı'ya parasını aldığı halde vermediği iki gemi meselesi vardır. Bu da Ege ve Karadeniz'deki deniz üstünlüğünün o denklemin bir parçasıdır. Onların gelmediği ve Rusya'dan korkulurken Marmara Denizi'ne iki tane güçlü geminin geldiği bir durumla karşı karşıyayız. Kim hayır diyebilir yani kendi açısından. Dolayısıyla bunun planlanmış olmadığını ama gene ehvenişer diye bir karar verildiğini düşünüyorum. Fakat bu iki geminin gelmesiyle Osmanlı'yı hemen harbe sokmak için Berlin'in baskıları büsbütün arttı. Sadrazam Sait Halim Paşa zaten savaşa girmeye karşıydı.
Bu aşamada Enver Paşa da şu üç gerekçeyle Alman baskılarına karşı direniyordu. Osmanlı henüz seferberliğini tamamlamamıştır. Göben ve Breslau Karadeniz'e çıkarsa Rus donanması karşısında İstanbul, Kafkas cephesinde de Erzurum tehlikeye düşer. Bulgaristan'la ittifak yapmadan Osmanlı ile Almanya arasında demiryolu bağlantısı kurulamaz. Almanya'dan gelecek tonlarca silah ve mühimmat ancak trenle Bulgaristan'dan taşınabilirdi. İttihat ve Terakki hükümetinin amaçlarından biri de kapitülasyonları kaldırmaktı. Hükümet Osmanlı'nın savaşa girmemesi, tarafsız kalması karşılığında kapitülasyonların kaldırılmasını istemiş. Fakat İngiltere, Fransa ve Rusya bunu reddetmişti. Önce Cemal Paşa, ardından Maliye Bakanı Cavit Bey, İngiliz Büyükelçisi Sir Louis Malle ile görüştü. Osmanlı'nın Almanya yanında savaşa girmeyeceğini, tarafsız kalacağını, İngiltere'nin kapitülasyonları kaldırarak buna destek olmasını istedi. İngiliz Büyükelçisi'nin cevabı şuydu. Tarafsız kalmanıza karşılık çok fazla şey istiyorsunuz. İtiraf devletleri Osmanlı'nın tarafsız kalması karşılığında sadece toprak bütünlüğü için topluca garanti vereceklerini söylüyorlardı. Her bir ülke kendi adına garanti vermiyordu. Osmanlı böyle bir sözde garantiye güvenemezdi. Alman Büyükelçisi Wangenheim ise kapitülasyonların kaldırılmasında Osmanlı'yı destekleyeceğini taahhüt etmiş, altına imza koymuştu. Bakanlar Kurulu 8 Eylül'de kapitülasyonların 1 Ekim'den itibaren tümüyle kaldırılmasına karar verdi. 9 Eylül'de karar kamuoyuna açıklandı. İstanbul'da halk sevinç gösterileri yaptı. Sadrazam Sait Halim Paşa imzasıyla büyükelçiliklere gönderilen gerekçeli uzun metnin özeti şuydu. Osmanlı ülkesinde yabancılara adli, mali ve iktisadi sahalarda özel imtiyazlar tanıyan kapitülasyonlar kalkacak, bunların yerine uluslararası hukuktaki milli egemenlik ve buna dayalı kanunlar uygulanacaktır. Ne var ki Almanya kapitülasyonların kaldırılmasına İngiltere ve Fransa'dan daha sert tepki gösterdi. Cavit Bey, Alman Büyükelçi'yle görüşmesini şöyle anlatır. Biraz sonra Wangenheim geldi. Tabiatının aksine cinnete kapılmış vaziyetiyle kendimi kudurmuş bir köpek karşısında zannettim. Söz söylemiyor, havlıyordu. Alman tarihçi Ulrich Trümpeler de Osmanlılar kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdıklarında Almanlar çok rahatsız oldular fakat kızgınlıklarını içlerine attılar diye yazar. Almanya'nın Osmanlı'ya savaşa girmesi için yaptığı baskılar gittikçe artıyordu. Bu noktada Osmanlı kabinesinde farklı eğilimler mevcuttu. Birinci eğilim Osmanlı'nın savaşa girmesine kesinlikle karşı olmak, İtilaf devletlerine de yakın durmaktı. Maliye Nazırı Cavit Bey, Posta Telgraf Nazırı Ermeni Özkan Efendi, Ziraat ve Ticaret Nazırı Hristiyan Arap Süleyman El Bustani Efendi ve Nafiye Nazırı Çürük Sulu Mahmut Paşa bu eğilimdeydi. Sonraki günlerde Osmanlı savaşa girdiğinde dördü de istifa edecekti. İkinci eğilim Sadrazam Sait Halim Paşa'nın çizgisiydi. Almanya ile ittifaka taraftardı. Fakat savaşa girilmesinin hiç olmazsa 1915 baharına kadar ertelenmesini savunmaktaydı. Sait Halim Paşa savaş boyunca da sürekli Enver Paşa'yı frenlemeye çalışacaktı. Sadrazam da ancak siyasi bakımdan güçlü değildi.
Üçüncü eğilim Enver, Talat ve Cemal Paşalarla Meclis Reisi Halil Bey'in çizgisiydi. Bu grup savaşa katılmanın kaçınılmaz, hatta gerekli olduğu görüşündeydi. Bu konuda en kesin tavırlı olan Enver'di. Enver Paşa hem Harbiye Nazırı hem Başkumandandı. Bütün askeri yetkileri elinde topladığı gibi siyaseten de çok güçlüydü. Kazım Karabekir ve Ali İhsan Sabis gibi Enver'le çalışmış kumandanlar, Enver Paşa'nın otoriter, azimli, çalışkan, dürüst ve mistik duygulara sahip olduğunu belirtirler. Savunma gerekçesiyle çıkardığı kararname ve emirlerle çok geniş yetkileri şahsen kendi elinde toplamıştır. Kabine ve partide onu durduracak bir güç yoktur. Enver Paşa mistik duygularıyla sol kaşındaki beyaz kılların cihangirlik işareti olduğuna inanmıştır. Kendisini Türk Napolyonu gibi görmektedir. Askeri reform heyetinin başında bulunan ve 1. Ordu Kumandanlığı'na getirilen Liman von Sanders, Osmanlı'nın savaşa girmeme konusundaki kararlılığı karşısında Alman İmparatoru Wilhelm'e doğrudan ayrıntılı bir telgraf gönderdi. Osmanlı'nın tarafsız kalacağını açıkladığını, bu durumda görevli tüm Alman subaylarının Almanya'ya çağrılmasını istedi. Wilhelm, 22 Ağustos'taki cevabında Alman subaylara Türkiye'de kalmalarını emretti. Liman von Sanders anılarında şöyle yazar: İmparatorun emrini Alman askeri heyetine tebliğ ettiğim zaman herkes büyük üzüntüye kapıldı. Herkes savaşın uzun süre devam etmeyeceğini ve biz savaşa katılamadan savaşın sona ereceğini zannediyordu. Türk bakanların çoğunun tarafsızlık yanlısı olduğu bilindiğinden Türkiye'nin savaşa gireceğini kimse tahmin etmiyordu. Bu dönemde Osmanlı devlet adamları ve büyükelçileri İngiltere, Fransa ve hatta Rusya ile görüşmeleri sürdürdüler. Savaş dışı kalmanın imkanlarını aradılar fakat olumlu karşılık alamadılar. Hatta Rusya Dışişleri Bakanı Sazonov, Petersburg'daki Osmanlı Büyükelçisi Fahrettin Bey'e Ermeni reformundan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bunun anlamı Doğu Anadolu'nun Osmanlı'dan koparılmasıydı. İstanbul'daki Rus Büyükelçisi Nikolayevich Kiers ve Rus askeri ateşçisi Leontiev, Enver Paşa'nın Rusya ile ittifak isteğinde samimi olduğunu hükümetlerine defalarca yazmışlardı. Buna rağmen Rus hükümeti buna yanaşmadı. Eylül ayında savaşa girmesi için Osmanlı üzerindeki Alman baskısı büsbütün arttı. Osmanlı'nın savaşa girmesini sağlamaları için Büyükelçiye ve Alman askeri heyetine emirleri artık bizzat İmparator Kaiser Wilhelm veriyordu. 4 Eylül'de Alman Genelkurmay Başkanı General Moltke, Osmanlı'daki Alman heyetinin başkanı Liman von Sanders Paşa'ya bir telgraf gönderdi. Moltke, Osmanlı ordusunun Çanakkale tahkimatları tamamlandıktan sonra gecikmeden iki harekat başlatmasını istedi. 1. Karadeniz'de Odessa'ya çıkarma yapılması. 2. Orta Doğu'da Mısır'a harekat yapılması. Odessa çıkarması Avrupa cephesinde savaşan Rus ordusunun bir bölümünün buraya çekilmesini gerektirecek, Almanya ve Avusturya'yı bir ölçüde rahatlatacaktı. Mısır'a yapılacak harekat da İngiltere'nin Hindistan'la bağlantısını sıkıntıya sokacaktı. Hilafete sahip Osmanlı'nın savaşa girmesi, Rusya'da ve İngiliz sömürgelerinde yaşayan milyonlarca Müslümanın ayaklanmasını kolaylaştıracaktı. Almanya'nın beklentisi buydu. Ağustos sonunda Rusya Kafkasya cephesine ek askeri kuvvet gönderdi. Ayrıca Ermeni çetelerini Osmanlı ile çarpışmaya hazırlamak için silah ve mühimmat sevkiyatı yaptı. Bu durum Osmanlı'nın endişelerini artırdı. Bu sırada Alman baskısı daha da artmıştı. 14 Eylül'de İmparator Wilhelm, Göben gemisinin ve Osmanlı donanmasının kumandanı olan Amiral Suşov Paşa'ya bir emir gönderdi. Yeterince güçlü hissettiğinizde Karadeniz'de kuvvetli bir eylem yapın. Suşon derhal hazırlığa başladı. Karadeniz'e çıkacağını Başkumandan Vekili Enver ve Denizcilik Bakanı Cemal Paşa'ya bildirdi.
Suşon emirleri Osmanlı'dan değil Berlin'den alacağını da ekledi. Enver önce izin verdi. Hükümetin tepkisi üzerine aynı gün izni geri aldı. Cemal Paşa kendisini dinlemeyen Suşon'a öfkeyle tepki gösterdi. Karadeniz'e zinhar çıkmamasını emretti. Sadrazam Sait Halim Paşa zaten Osmanlı'nın savaşa girmesine karşıydı. Büyük bir kriz çıkmıştı. İstanbul'daki Alman amiral Guido von Yüzdom'un Berlin'e yazdığı şu satırlar Almanların planlarını yansıtıyordu. Durumun bu şekilde daha fazla devam etmesi hoşgörülemez. Türklere karşılığında hiçbir şey almaksızın gemilerimizi, subaylarımızı, mürettebatımızı, bunun yanı sıra sayılamayacak kadar silah ve teçhizatımızı sunduk. Suşon Karadeniz'e çıkacak. Türk gemileri buna katılmazsa bu şekilde zarlar atılmış olacak. Almanlar Karadeniz'deki Rus limanlarına Türklerin saldırmış olmasını istiyordu. Çünkü o zaman Osmanlı savaşa girmiş olacak, cihat ilanı için uygun zemin oluşacaktı. Sadece Göben bu işi yaparsa Osmanlı Almanlar yaptı diyerek sıyrılabilirdi. Osmanlı ise bu aşamada savaşa girmek istemiyordu. İpler kopmak üzereydi. Alman Büyükelçisi Wangenheim harekete geçti. 26 Eylül'de Sadrazam'a bir mektup yazdı. Mektubun özeti şuydu. Suşon burada müttefik bir devlet olan Almanya'nın komutanı olarak bulunmaktadır. Sizin Deniz Kuvvetleri Bakanınız Suşon'un Osmanlı makamlarından emir almayacağını unutmuş gözüküyor. Bu gemilerin komuta ve yönetim sorumluluğu yalnız amirale aittir. Meydan okuma bu kadarla kalmadı. Almanlar ittifakı bozuk Ruslarla anlaşma yapacaklarını ima ederek Osmanlı'ya baskı yapmaya başladılar. Sadrazam Sait Halim Paşa Bakanlar Kurulu'nu 29 Eylül'de topladı ve bir orta yol bulundu. Evet, Amiral Suşon emirleri Berlin'den alırdı. Göben ve Breslau ile Karadeniz'e çıkabilirdi. Fakat Osmanlı gemileri de Osmanlı'dan emir alırdı. Karadeniz'e Osmanlı gemileri çıkmayacaktı. Kriz yumuşamıştı fakat Almanya'nın isteği Karadeniz'de Rusya ile savaşı Türklerin çıkarması ardından cihat ilan edilmesiydi. Bu sırada Almanya Avrupa Savaşı'nda sıkıntıya girmişti. 5-10 Eylül tarihleri arasında Paris'in doğusunda yapılan Mars Savaşı'nı kaybetmişti. İki taraftan 500 bin askerin öldüğü Mars Savaşı'nın kaybedilmesi üzerine Alman Genelkurmay Başkanı Moltke istifa etmiş, yerine General Falkenhayn getirilmişti. Avusturya-Alman ordusu Rusya ile yapılan savaşta da Galicia'da başarısızlığa uğramıştı. Türkiye'nin derhal harbe girerek Rus kuvvetlerini kendi üzerine çekmesine ve Müslümanları ayaklandırmasına Almanya'nın çok ihtiyacı vardı. Osmanlı tarafında ise sıkıntılar büsbütün artıyordu. Subaylara bile ancak yarım maaşı verilebiliyordu. Seferberlik halindeki orduyu beslemek her geçen gün güçleşiyordu. Osmanlı'nın Berlin Büyükelçisi Mahmut Muhtar Paşa, Alman Dışişleri Bakan Vekili Zimmermann'la görüştü. 5 milyon altın kredi verilmesini istedi. Zimmermann'ın cevabı şu oldu. Bu parayı hükümetiniz savaşa girdiğinde hemen alırsınız. Mahmut Muhtar hiç olmazsa daha küçük bir meblağın verilmesinin İslam dünyasının sempatisini Almanya'ya çekeceğini anlattı. Nihayet 200 bin lira krediyi kabul ettirebildi. O sırada Genelkurmay İstihbarat Şube Müdürü olan Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir topladığı bilgilerle raporlar yazıyor ve şöyle diyordu. Evet, harbe girmemiz kaçınılmaz ama şimdi değil. Kış aylarını savaş dışında getirelim. Bahar aylarında harbe girelim. Kış aylarının savaş dışında geçirilmesini öneren Osmanlı subaylarına Enver Paşa'nın verdiği cevap şuydu. Herifler bize para vermezse halimiz haraptır. Bundan başka bu adamlar gemileri boşaltıp gitseler bile bunları nasıl kullanırız? Eğer Ruslar harbi kazanırsa bizimle hesap görmeye geleceklerine hiç şüphe etmiyorum. Enver Paşa sözlerine Almanya olmadan Osmanlı'nın maruz kalacağı bir savaşta Rus ve İngiliz ordularının neler yapabileceğini anlatarak devam ediyor. Osmanlı'nın yeterli silah ve mühimmatı yoktu. Dahası Maliye Nazırı Cavit Bey savunma giderlerinden tasarruf yapılmasını bile istiyordu. Almanlar aslında 1 Ekim akşamı
Osmanlı'ya kredi vermeyi kabul ettiler. Fakat bunu Osmanlı'dan gizlediler. Osmanlı'nın atacağı adımlara göre krediyi taksit taksit vereceklerdi. Enver bu dönemde Almanlara mali sıkıntı yüzünden Mısır harekatıyla ilgili hazırlıkların geciktiğini anlatıyor. Hazırladığı savaş planını Almanların tetkikine sunuyordu. Kredinin ikinci taksiti 23 Ekim'de İstanbul'a ulaştı. Alman karşıtı Maliye Bakanı Cavit Bey'e değil, doğrudan sadarete yani başbakanlığa aktarıldı. Karadeniz'e çıkacak olan donanmada da hazırlıklar hızlandırıldı. Alman Dışişleri Bakan Vekili Zimmermann hükümetine aynı gün şu resmi bilgiyi verdi. İkinci altın sevkiyatı İstanbul'a ulaştı. Böylece Enver'in Türkiye'nin harekete geçmesiyle ilgili olarak öne sürdüğü koşul yerine getirilmiş oldu. Kredinin ikinci taksitinin gelmesinden bir gün sonra 24 Ekim'de Enver Paşa Suşon'a Karadeniz'e çıkma yetkisini verdi. Alman tarihçi Ulrich Trumpener, birkaç araba yükü altın Alman hazinesinden Osmanlı hazinesine aktarıldıktan sonra Enver, kabinedeki birkaç gönülsüz arkadaşının desteğiyle Suşon'a savaş açma yetkisi verdi diye yazar. Enver Paşa'nın imzasını taşıyan yetki belgesi 22 Ekim'de yazılmış, Almanya'dan beklenen paranın gelmesinden sonra işleme konulmuştu. Filo kumandanı Amiral Suşon'a hitaben yazılı belgede Enver Paşa'nın Latin harfleriyle attığı imza görülüyordu. Almanca metnin altında onun emriyle yapıldığı kaydedilen Türkçe tercümesi aynen şöyleydi. Donanma komutanı Amiral Suşon Paşa'ya. Donanma Karadeniz'de deniz hakimiyetini kazanacaktır. Bunun için Rus filosunu arayarak nerede bulursanız harp ilan etmeden ona hücum ediniz. Enver'in bu emri gizliydi. Kapalı bir zarfta kalacak, donanma denize açıldığında Enver, zarfı açın, saldırın diye telsizle emir verirse Rus hedeflerine taarruz edilecekti. Enver Paşa'nın verdiği yetkiden padişahın da, sadrazamın da, hatta Talat ve Cemal Paşalar dışında kabine arkadaşlarının da bilgisi yoktu. Fakat Rus istihbaratı öğrenmişti. Rusya'nın İstanbul'daki büyükelçisi Giers, 25 Ekim'de Dışişleri Bakanı Sazonov'a gönderdiği telgrafta Osmanlı donanmasının 29 Ekim günü harekete geçeceğini bildirdi. Enver Paşa 26 Ekim'de donanmanın harekat için hazırlanması emrini verdi. 27 Ekim'de Kilyos önlerinde toplanan Göben, Breslav yani Yavuz ve Midilli zırhlarından başka Gayreti Vataniye, Numune-i Hamiyet, Berk-i Saffet, Samsun, Taşöz, Peyk, Nilüfer ve Muavenet adlı Osmanlı gemileri Amiral Suşon komutasında Karadeniz'e açıldılar. 29 ve 30 Ekim Kurban Bayramı günlerinde Rusya'nın Odessa, Sivastopol ve Novorossiysk limanları bombalandı. Birkaç Rus gemisi batırıldı. Şimdi savaşa Osmanlı da dahil olmuştu. Denizde çarpışmalar devam ederken 29 Ekim'de Rusya'nın Kafkasya kumandanı General Vronsov Dashkov sınırın geçilerek Türklere saldırılması emrini verdi. Enver Paşa da Erzurum'daki 3. Ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'ya harekat ve muharebeye hazır ol emrini gönderdi. Sonraki günlerde Rus ordusu Eleşkirt'e doğru ilerleyecek, İngiliz-Fransız donanması da 3 Kasım'da Çanakkale mevzilerini bombalayacaktı. Osmanlı açısından savaşın ilk iki cephesi belli olmuştu. Erzurum ve Çanakkale. Thank you.
Enver ve Cemal Paşa Karadeniz olayında Rusya'yı suçlayan bir bildiri yayınladılar. Osmanlı donanması güya Rus gemilerinin saldırısı üzerine karşılık vermişti. Sadrazam Sait Halim Paşa'nın itiraf devletleriyle ve Rusya ile temas kurarak Karadeniz olayını küçültüp savaşı önlemeye çalışması bir sonuç vermedi. Rusya 2 Kasım'da Osmanlı'ya resmen savaş ilan etti. Çar II. Nikola yayınladığı beyannamede Çargrad diyerek İstanbul'u hedef gösterdi. Bütün Hristiyanları ve Slavları Osmanlı'ya karşı savaşa çağırdı. İstanbul'da savaşa karşı olan Sadrazam Sait Halim Paşa ile bakanlardan Cavit Bey, Oskan Efendi, Süleyman El Bustani ve Çürük Sulu Mahmut Paşa durumu protesto için istifa ettiler. Saygın bir şahsiyet olan Sait Halim Paşa, padişahın iddiaçları kastederek "Beni şunun bunun elinde bırakmayın" diye rica etmesi üzerine istifasını geri aldı. İddiaçılarla anlaşamayan Sait Halim 1917'de bu kez kesin olarak istifa edecekti. İngiltere 5 Kasım'da, Fransa 6 Kasım'da Osmanlı'ya resmen harp ilan ettiler. Sultan Reşat 11 Kasım'da başkumandan ve İslam halifesi sıfatıyla orduya bir beyanname yayınladı. 300 milyon esir Müslümanın kurtuluşu için cihat çağrısı yaptı. Asıl cihad-ı ekber ilanı ise 14 Kasım'da Fatih Camii'nde muazzam bir kalabalığa hitaben yapıldı. Fetvada Şeyhülislam Ürgütlü Mustafa Hayri Efendi 5 soruya el cevap olur diye cevap vererek bu savaşta cihadın her Müslümana farz olduğunu söylüyordu. Halifenin cihad ilanı ve cihad fetvası İngiltere, Fransa, Rusya ve Sırbistan ülkelerindeki Müslümanları ayaklanmaya çağırıyordu. Bu ülkelerdeki Müslümanların Osmanlı'ya ve müttefikleri Almanya ile Avusturya'ya karşı savaşmayı reddetmelerini istiyordu. Artık savaş kendi kanunlarını icra edecekti. 1915 yılında Osmanlı'yı Sarıkamış felaketi, Çanakkale zaferi, Kanal Harekatı, Ermeni tehciri gibi fevkalade önemli hadiseler bekliyordu.